Günaydınlar, iyi pazarlar, iyi hafta sonları. Her programımızda olduğu gibi sabah saat 9 ile 11 arasında hafta sonu sabahlarınızda kahvaltılarınızda eşlik etmek için huzurlarınızdayız, karşınızdayız efendim. Türkiye'nin gündemini, Türkiye'nin nabzını hafta sonu programında tutmaya devam edeceğiz. Gerek haberlerimizle, gerek yorumlarımızla, konuklarımızla bizleri verimli, keyifli bir iki saat bekliyor. Tabii ki de programımızın ilk bölümünde gazetelerimizi okuyacağız yine. Programımızın ikinci bölümünde ise gerçekten çok özel konuklarımız var. Hem ülkemizi gururlandıran, hem ülkemize, hem eğitim, bilim ve tıp camiasına bir ufuk açan, bir yeni bir umudu ortaya koyan, üstelik genç arkadaşlarımızın bunu başarması ayrıca önemlidir. Amerika'da kolon kanserine karşı geliştirmiş oldukları bir tedavi projesiyle altın madalya kazanarak ülkemize dönen ODTÜ Koleji İGEM takımı, İGEM kelimesi de bu alanda, yani kolon kanserine dönük yapılan çok büyük bir olimpiyat ve değerli öğretmenleri ve bu yarışmanın da jüri üyesi olan Tuğba İnanç Gök, biyoloji öğretmeni Tuğba İnanç Gök ve bize, ülkemize altın madalya kazandıran ODTÜ Koleji İGEM takımının iki üyesi burada olacak ve birlikte bu büyük başarının hikayesini konuşacağız. Kuşkusuz kanser çağımızın en dramatik, en trajik hastalıklarından birisi. Muhakkak herkesin hayatında ya eşi, ya dostu, ya akrabası, ya bir yakını, ya bir arkadaşı kanser yüzünden büyük acılar çekmiştir, yaşamını yitirmiştir. Doğrusu artık insanlığın bu hastalığa karşı tedbirlerini arttırması, tedavi yöntemlerini sıklaştırması gerekiyor. İşte bu programımızda bu konuya ilişkin bir umut ışığını, genç arkadaşlarımızın çalışmalarını sizlerle buluşturacağız programımızın ikinci bölümünde. Çünkü, peki şimdi, saat başında burada çok değerli konuklarla gerçek bir başarı hikayesiyle sizlerle olacağız. Son bir kez vurgulayalım. Dünyanın en büyük sentetik biyoloji yarışması olan İGEM'de kolon kanseri tedavisi için geliştirdikleri projeyle altın madalya kazanan ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi İGEM takımından Ece Akın ve Gizem Karaaslan ile biyoloji öğretmeni Tuğba İnanç Gök saat başında burada hafta sonunun konuğu olacak. Lütfen çaylarımızı tazeleyelim, kahvelerimizi tazeleyelim ve saat başında burada olalım. Görüşmek üzere efendim. Yeniden günaydınlar, yeniden mutlu sabahlar, iyi pazarlar diliyoruz. Hafta sonu devam ediyor ve programımızın ikinci bölümünde çok değerli konuklarla, çok büyük bir başarı hikayesiyle sizlerle birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde duyurusunu yapmıştık. Şimdi tekrardan ben size açıklamak istiyorum. Dünyanın en büyük sentetik biyoloji yarışması olan İGEM'de kolon kanseri tedavisi için geliştirdikleri projeleriyle altın madalya kazanan ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi İGEM takımını burada konuk ediyoruz. Ve çok değerli biyoloji öğretmeni Sayın Tuğba İnanç Gök hocamızla birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri gururlandırdınız ve bu programımızda da elbette bu İGEM'de elde ettiğiniz bu büyük, bu gurur verici başarı hikayesini sizlerden dinleyeceğiz diyelim. Ve hemen bu büyük başarının diğer mimarı olan öğrenci arkadaşlarımıza, geleceğimize ve bizleri gururlandıran bu ekibin çok değerli iki üyesine dönmek istiyorum. Onlara hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili Ece Akın ve Gizem Karaaslan. Hoş geldin Ece. Hoş bulduk. Hoş geldin Gizem, hoş sen bulduk. De. Sizler de iyi misiniz? Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Elde ettiğiniz başarı, emin olun, buradaki canlı yayından çok daha zor, çok daha zorunu yaptınız. Onun için lütfen rahat olun ve bu güzel programda, bu güzel pazar gününde bu büyük başarıyı bütün Türkiye'ye, bütün izleyicilerimize anlatalım. Doğrusu gerçekten de muazzam bir şey ülkemiz için. Hemen sohbetimize ben başlamak istiyorum efendim ve izninizle arkadaşlar hocamızla ben başlamak istiyorum. Tuğba Hocam, öncelikle bir anlatalım isterseniz. İGEM nedir? Nasıl bir proje ortaya koydunuz? Bu süreç nasıl işledi? Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum öğrencilerim adına. Biz aslında 15 kişilik bir takımdan oluşuyoruz. Şu an sadece 2 kişi aramızda. Ve çok büyük bir yük alarak aslında dünyanın en büyük sentetik biyoloji yarışmasına katıldık. 2 yıldır katılıyoruz. Bu ilk yılımız değil. Yarışma Uluslararası Sentetik Biyoloji Yarışması bir genetik mühendisliği yarışması aslında.
Öncelikle bir sorun bulmanız gerekiyor. Sonra bulduğunuz bu soruna sentetik biyolojiyle çözüm aramanızı bekliyorlar. Yaklaşık dünyadan 42 ülkeden katılan 300 takım var. Bu takımların büyük kısmı üniversite ve üniversite sonrası takımlar. Lise takımları aslında azınlık. Dolayısıyla bizim yaptığımız şey aslında büyük bir cesaret. Hani öğrencilerimi de burada kutlamak istiyorum. Üniversite takımları içinde mi birinci oldunuz? Yok, aslında biz kendi kategorimiz içinde altın madalya kazandık. Ama üniversite takımlarının yapması gereken her şeyi biz de yapmak zorundayız. Yani kriterler tamamen aynı. Bu anlamda çok zor aslında. Yarışmada beklenen aslında 3-4 aşama var. 4 aşama diyebiliriz. Bir tanesi laboratuvar kısmı. Laboratuvarda bakterilere gen transfer ediyoruz. Ama bu transfer ettiğimiz genler bir soruna çözüm üretmek zorunda. Ve mümkünse genlerin hani ilk kez bulunması ve ilk kez transfer edilmesi gerekiyor. İkinci aşamada yaptığınız projeyle ilgili toplum bilinçlendirme çalışmaları var. Yani mesela biz bu yıl kolon kanserine odaklandığımız için insanları kolon kanseri üzerine bilinçlendirmek istedik. Üçüncü aşamada modelleme kısmı var. Matematiksel bir modelleme yapmanızı bekliyorlar. Yani ileride siz bu projenizi ürüne çevirmek isterseniz matematiksel olarak doğru bir işlem yaptınız mı? Bunu görmek istiyorlar. Ve son aşamada gelecek planları aslında. İleride bunu ürüne çevirmek istiyorsanız neler yapmanız gerekiyor? Bunu görmek istiyorlar. Böylece, harika. Evet. Harika. Büyük bir başarı. Katıldınız bu yarışmaya, gittiniz 15 kişilik bir ekiple birlikte. Evet. 25 Ekim 31 Ekim arasındaydı, doğru mu hatırlıyorum? 27-31 Ekim arasındaydı. Orada projenizi sundunuz. Evet. Daha sonra açıklandı. Siz tabii aynı zamanda jüri üyesi olarak da görev yapıyorsunuz, evet, değil mi hocam? Evet. Oradaki sistem nasıl işliyor? Bir taraftan buradaki ekibin başındasınız, bir taraftan da jüri üyesi mi oluyorsunuz? Evet. Şöyle, jüri üyesi olduğum için hiçbir lise takımını değerlendirmedim. Hep üniversite ve üniversite sonrası takımları değerlendirdim. Kendi takımınızı tabii hani müdahale edemiyorsunuz. Sadece sunumunuzu izlemeye izin veriyorlar. Yani onların sunumu olduğu sırada başka bir takımı değerlendirmedim. Takımımı izledim, diğer takımları izledim. Bayağı gecelerce süren bir değerlendirme formu var. Onları dolduruyorsunuz, posterleri izliyorsunuz. İnanılmaz keyifliydi, bana çok şey kattı. Müthiş güzeldi. Hani bu şekilde yaptığımız şeylerin de doğru olup olmadığını anlama şansımız da oldu aslında. Güzeldi bayağı. Kesinlikle. Evet. Tabii konu da oldukça önemli. Kolon kanseri. Tabii kanser hastalığı, kanser rahatsızlığı herkesin ya yakınından ya bir tanıdığından mutlaka muzdarip olduğu ve ne kadar tıp ilerlerse ilerlesin bir türlü tam çaresini bulunamadığı çok da bir illet bir hastalık. Evet. Buna karşı da bir proje ortaya koymak, bir tedavi geliştirmek. Bu elbette geliştirilebilir, elbette artabilir zaman içerisinde ama bunu bir adım olarak ortaya koymak başlı başına büyük bir olay diye düşünüyorum hocam. Tebrik ediyorum bir çok kez daha. Çok teşekkürler. Tabii biz sosyal bilimciler, ben de bir siyaset bilimcisi olarak hep şunu biz söyleriz. İşte dünyayı sosyal bilimciler değiştiriyor genellikle. Halbuki bu doğru değil. Dünyayı asıl değiştirenler, o silahları yapanlar, o tedavi yöntemlerini, o ilaçlarını bulanlar, o bilim adamları, bilim insanları diyebiliriz. Bunun da bir örneğini görüyoruz ve şimdi ben geleceğin iki önemli mucidine, bilim insanına dönmek istiyorum. Evet sevgili Ece, senle başlayalım istersen. Neler hissediyorsun? Bir kendini tanıt istersen ilk başta. Ben Ece Akın, 11. sınıf Madde Koleji'nde. İlgime bu sene ilk senem benim. Geçen seneki takımda yoktum. Çok mutluyum tabii ki böyle büyük bir başarıya imza atmaktan. Bu bir takım çalışmasıydı. Tüm arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum buradan. Çok güzeldi bizim için. Peki nasıl, anlat bakalım birazcık böyle. Nasıl girdin sen bu İGEM takımına? Seni kim motive etti? Nasıl karar verdin? Tuğba Hocam motive etti beni. Ben biyoloji olimpiyatlarına hazırlanıyordum. Ondan sonra yurt dışında okumayı düşündüğüm için beni İGEM'e yönlendirdi. İGEM'de tıp ya da moleküler biyoloji düşündüğüm için katıldım en başta aslında. Ondan sonra hep beraber işte projeleri öğrenerek devam ettim. Üniversitede biyoloji bölümünde mi okumak istiyorsun? Biyoloji okumak istiyordum. Ondan sonra tıpa daha çok yöneldim. O yüzden şu an tıp düşünüyorum. Tabii ki senin için de çok büyük bir vizyon, çok büyük bir katkı oldu. Hem geleceğin açısından hem kendi zihninin açısından. Peki anlatır mısın bize birazcık Ece, gittiniz Amerika'da, Boston'da bu proje için projenizi sundunuz. Nasıl bir hissiyattı senin için? Nasıl günlerdi orada? Neler hissettin kazandığınız zaman?
Projenin sunum aşaması çok stresliydi açıkçası. Öyle jüriler önünde bu kadar büyük bir şeyi anlatmak hepimiz için büyük bir baskıydı ama çok güzel geçti sunumda. Bundan sonra ödülü kazandığımızda zaten ilk önce böyle ekranlarda isimler çıkıyor. İsmi gördüğümüzde hepimiz çok mutluyduk, çok sevindik. Çok güzeldi o süreç. Çok değerliydi, bize çok şey kattı. Peki, çok güzel. Sen devam edelim istersen, Gizem. Merhaba, ben Gizem. Ben de 11. sınıf öğrencisiyim. Aslında ben de Ece gibi biyoloji olimpiyatlarıyla başladım. Ve evet. Çok benzer bir şekilde beni de Tuba Hoca motive etti. Tuba Hoca benim dersime giriyordu ve bir dersi söyledi, eğer genetik mühendisliği falan düşünüyorsanız gelecekte mutlaka gelin, kaçırmayın bu fırsatı demişti. Ben de iyi, kaçırmayayım o zaman dedim. Ve öyle ben de katılmış oldum. Çok güzel. Peki senin oradaki deneyimlerin nasıldı? Orada neler hissettin? Amerika'da, Boston'da, ekip arkadaşlarınla. Sunum süresi ne kadar oluyor orada? Kaç dakika sunuyorsunuz projenizi? 20 dakika bir süremiz oluyor ve hani bizim için çok şey yaptığımız için 20 dakikaya hepsini sığdırmak hani başka bir heyecandı. Onun için üzülüyorduk falan. Hani acaba yapabilecek miyiz falan diye hep çok endişeleniyorduk. Ama her şey güzel gitti sonunda. Ya, biz de çok mutluyduk ve gerçekten hani ben arkadaşlarım, öğretmenlerim olmadan hani bu proje olmazdı. Kesinlikle herkesin çok değerli katkıları vardı ve hepimiz birleşince bir şeyler ortaya çıktı. Harika, harika. Tabii bu 15 kişilik ekibinde ayrı ayrı farklı her bir bireyin görevi var değil mi hocam? Evet, var. Öncelikle iki danışmanımız var. Onlar bizim için çok önemli. Burak ve Şeniz, üniversiteden. Onların yardımları sayesinde aslında elde ettik. Çünkü biliyorsunuz hani ODTÜ Koleji kampüsün içinde yerleşmiş bir kolej. Ve biz üniversitenin laboratuvarını kullanıyoruz. Biz şunu hedefledik aslında. Herkesin ayrı ayrı görevleri olmasındansa çocukların hepsi bir kere sentetik biyolojiye hakim olsunlar. Yani o laboratuvar kısmını hepsi çok iyi yapabilsinler. O bir must'tı bizim için. En önemli şeylerden birisiydi. Daha sonra biraz spesifikleşti olay. Hani bir kısım human practice diyeceğim, toplumsal bilinçlendirmeye yöneldi. Bir kısım modellemeye yöneldi. Bir kısım gelecek planlarına yöneldi. Ama asıl şey hepsinin laboratuvara girdikleri zaman sentetik biyoloji temellerini yerine getirebilmeleri ve aslında bir gen dizayn edebilmeleriydi. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Siz de gerçek anlamda ilham kaynağı olmuşsunuz Tuba Hocam. Bunu da görüyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızın da bunu ifade ediyorlar. Tabii bu potansiyeli mi siz görüyorsunuz öğrencilerinizde? Bu konuda bir bilim konusunda olabildiğince kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyorsunuz. Evet, aslında şöyle bir geçmişi olabilir bunun. Ben ODTÜ Koleji'nden de önce üstün yetenekli çocukların gittiği bir okulda çalışıyordum. Ve aslında bütün çocukların üstün olduğunu biraz orada fark ettim. Evet, oradaki çocuklar özeldi ama bizim çocuklarımızın da çok özel olduğunu fark ettim. Ve onlara gerekli yani imkanları verdiğiniz sürece İstediğiniz noktaya getirebileceğinizi öğrendim. Şimdi bu evet yarışma baktığınız zaman hani Türkiye'den katılan tek takımız ve zor üniversite. Hangi ülkeler vardı da ağırlıkta? Daha ziyade Batı ülkeleri mi? Avrupa'dan 7 takım vardı. Amerika'dan çok vardı. En fazla gelen Uzak Doğu ülkeleri. Bizim de sürekli yarıştığımız ülkeler diyebilirim hani. O taraflar biraz daha ağırlıklıydı. Görsellerimiz de vardı. Rica edelim arkadaşlarımızdan. Kullanabilirsek gayet güzel olur mümkünse. Evet, devam edelim hocam. Neden? Uzak Doğu diyordunuz. Uzak Doğu ülkeleri vardı. Çocukların yani lisede olmaları çok bir şey değiştirmiyor. Sizin onlara verdiğiniz şeyi almak isterlerse mutlaka alıyorlar. Yani basit bir şeyi almak istemezse almaz ama çok zor bir şey de olsa bunu zevkle, gönülden yapıyorsa kesinlikle alabildiğini düşünüyorum. Çocuklar da ilk başladıkları zaman biz onlara bazı assignment'lar veriyorduk. İşte makaleleri okuyup geleceksiniz ve proje konusunu belirleyeceğiz diye. Önce çok zorlanıyorlardı. İşte hocam biz anlamıyoruz, İngilizcesi ağır geliyor. Burada ne demek istiyor? Aradan 2-3 ay geçtikten sonra o kadar güzel makale buldular ve onları okuyup getirip harmanlayıp güzel sınıf içi tartışmalar yaptık ki hani benim gördüğüm şey şu gerçekten siz onlara ne vermek isterseniz onlar alıyorlar aslında. Yani korkmamak gerekiyor bu noktada. Lise öğrencisi deyip geçmemek gerekiyor. Çocukların şu an olduğu durum ortada yani. Bu da beni çok mutlu ediyor gerçekten.
İyi ki yaptık. Kesinlikle iyi ki yaptınız. Peki oradaki ben izlenimlerinizi merak ediyorum. Şimdi gittiniz ABD'de, Boston'da bir Türk takımı, bir Türk Türkiye'den gelmiş bir ekip. Orada belki bu konularla ilgili çok daha büyük imkanlara sahip olan ekipler vardı, ülkeler vardı, okullar vardı. Ama siz Türkiye'yi temsil ediyordunuz. Oradaki mesela diğer gruplarla, diğer ülkelerle siz birinci olduğunuz zaman veya o proje süreci esnasında diyaloglarınız oldu mu sizden? Bekleniyor muydu bu başarı? Yoksa büyük bir sürpriz mi oldu orada? Seninle başladın mı Ece? Poster sırasında yakınlaşma fırsatı buldum takımlarla. Herkes birbirinin posterine gidiyor, ziyaret ediyor, projeyi dinliyor. Poster dediğiniz de herkesin bulunduğu alan mı? Evet, kendi posterinizi hazırlıyorsunuz. Sunum yaptıktan sonra bir de kendi posterinizi sunuyorsunuz. Sunuma her takım katılamasa da poster başına gelip sizi dinleme fırsatı ediliyorlar. Poster sırasında başka takımlara gittik, onların projelerini dinledik. Çok iddialı takımlar vardı gerçekten, çok beğendiğimiz takımlar da vardı. Ama bence bizimki de çok güzeldi, umarım onlar üzerinde de böyle bir etki bırakmışızdır. Çok güzel. Yani bize yanımıza gelip şey diyorlar. Mesela biz lise takımı izlediğimizde şaşırıyorlardı. Üniversite değil miydiniz falan diyorlar. Hani bizi en çok mutlu eden şeylerden biri. Sizin yaptığınız iş mi o izlenimi veriyordu onlara? Yani öyle düşünüyoruz. Ne güzel. Evet. Yarınımızın büyüklüğü belki. Yani konferans üstüne çalışmamız belki. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Yani bir de hani dünyanın her tarafından insanlar geliyor ve hani onların posterine biz gittiğimizde de kimse hayır anlatmayacağız falan yapmıyor. Herkes hani çok sevecen, herkes çok heyecanlı, anlatmak istiyor, paylaşmak istiyor, merak ediyor ve bu ortam çok güzel. Çok güzel. Tabii orada sizin üzerine çalıştığınız konu da son derece önemli. Hocam izninizle birazcık bu konuya ilişkin de konuşalım. Tabii. Tabii sizin eminim çok fazla bu konuya ilişkin teriminiz vardır, evet. Konularınız vardır. Bu arada bir yandan da görsellerimizi görüyorsunuz. Şu anda ekranda değerli izleyiciler, İGEM takımımızın altın madalya kazanan, Amerika'da bizleri gururlandıran kolon kanserine karşı bir proje ortaya koyan takımımızın görsellerini görüyorsunuz. Bir taraftan da biz de sohbetimizi sürdürelim. Görsellerde ekranımızda fotoğraflar geçsin. Nasıl bir projeydi bu efendim? Kolon kanserine karşı bir tedavi yöntemi mi ortaya koydunuz? Biraz da açıklamanızı rica edeceğim. Şimdi bu yıl sağlık problemine yönelmek istedik. Malumunuz kanser çok büyük bir sorun. Kesinlikle. Hani şu an kansere aşı da bulundu ama hani herkesin buna erişilebilirliği yok. Kansere yönelmek istedik. Kanserden sonra da biz tabii biraz kısıtlamalarımız var. Yani bakteriyle çalışıyoruz. Bakteriyle çalıştığımız için bağırsakta yaşayan bir bakteriye çeşitli genleri transfer edebileceğimizi düşündük. Ve kolon kanseri Türkiye'de 3. ya da 4. en yaygın kanser. Bunu biliyoruz. Ve her geçen gün bildiğiniz gibi insanların beslenme düzenleri daha da kötüye gidiyor. Özellikle bu işlenmiş gıdalar ve onların içindeki zararlı maddelerden dolayı aslında biz vücudumuza çok büyük eziyetler ediyoruz. Bunu fark ettik. Evet. Ve bağırsak kanserinin gittikçe yaygınlaşmasının, hatta bu yüzden ölen insanların istatistiksel verilerine ulaştık. Ve bağırsak kanserine yönelmeyi hedefledik. Bunu yaparken de bağırsağımızda yaşayan faydalı bir bakteri olan Escherichia coli bakterisine 2 gen transfer ettik. Hedefimiz tamamen tekrar aslında tedavi. Tekrar söyler misiniz o bakterinin adını? Escherichia coli bakterisi. Evet, E. coli diyoruz biz kendi aramızda ona. İsminin bir anlamı var mı hocam? İşte zamanında bulan kişi o ismi vermiş sağ olsun. Biraz zor oldu bizim için de. Bu bakterinin biz bir plazmit DNA'sı var ve bu DNA'nın bütün sekansını biliyoruz, her şeyini biliyoruz. O yüzden buna bir gen transfer etmek bizim için daha kolay. Ve bağırsağımızda yaşadığı için aslında dışarıdan herhangi bir şey vermemiş oluyoruz. Hedefimiz öncelikle şuydu. Targeted cancer therapy dediğimiz şeyler vardır ya, yani hedefe odaklandığımız, diğer vücudun diğer kısımlarını etkilemeyecek ve mümkün olduğunca yan etkilerini düşürecek bir şey hedefledik. Bunun için transfer ettiğimiz genlerden bir tanesi sadece kanserli hücreye gidip tutunuyor. Bunun üstünde FIMH denen bir protein var. Bağırsağın kamçısı diyeyim. Kamçı gidiyor ve sadece kanserli hücreye yapışıyor. Yapıştıktan sonra da sentezlediği bir yağ asidiyle kanserli hücreyi yok ediyor.
Ya tamamen aslında tedaviye yönelik bir proje gerçekleştirdik. Kulağa çok mantıklı geliyor. Evet, çok mantıklı uygulaması geliyor. Uygulaması ne kadar mümkün peki bunun? Yani şöyle, biz bunu kolon kanseri hücrelerinde laboratuvar ortamında denedik ve istediğimiz etkiyi yaptığını gördük. Ama bunu ilaca çevirmek için tabii uygulaması tahmin ediyorum ki biraz zordur. Çünkü hani uzun yıllar çalışmak, tabii, denemek gerekiyor. O farklı gerekiyor. Bir alan, evet, değil mi? Evet. Yani o evet, belki bizim ileride girmeyi düşünebileceğimiz de bir alan ama şu anda çok da gözümüze zor görünen bir alan. Ama her şey bir adımla başlıyor, evet. Her şey bir fikirle başlıyor. Evet. Yani bugün siz bu kanserle mücadele etmenin yöntemini fikirsel bazda bulursunuz, evet. Yarın bunların ilacı da çıkar. Yani bunların hepsi bir adımdır, bir hizmettir. Doğrusu bu yaşta bu hizmeti yapmak da başlı başına önemli diye düşünüyorum ben. Peki Tuğba Hocam, siz bu büyük başarıyı elde ettiniz. Bununla birlikte Türkiye'yi gururlandırdınız. Çok büyük bir başarı olduğunu ben düşünüyorum şahsen. Nasıl tepkiler aldınız? Mesela siyasilerden tepkiler geldi mi? Sizi arayanlar, kutlayanlar oldu mu? Sağlık Bakanları arandınız mı? Sayın Sağlık Bakanı'na seslenelim buradan mesela. Evet, Recep Akdağ'a. Yani bu kadar büyük bir vizyon, bu kadar büyük bir başarı muhakkak değerlendirilmeli, düşünülmeli. Bunlar tabii ki siz her ne kadar bunu bir karşılık bekleyerek yapmasanız da, evet, bunlar bizim ülkemiz için de önemli adımlar. Yani bunlar aslında bizi biraz buruklaştıran konular. Geçen sene de aslında çok büyük bir başarı elde ettik. Yine iki dalda dünya birincisi olarak döndük. Ve ben böyle bir telefon aldım. Sağ olsun beni bir konuşmaya davet ettiler. Ve bana telefonda işte Cumhurbaşkanımız sizi tebrik etti mi? Hani bu başarının farkındalar mı diye sordular. Aslında biz dediğiniz gibi bunu herhangi birisi bizi duysun diye yapmıyoruz. Hani ülkemizi temsil etmekten dolayı çok gururluyuz. Ama henüz galiba o kadar duyulmadı diye düşünüyorum. Niye hocam sizce? Niye duyulmadı? Bilemiyorum yani, aslında bu sene televizyonlara da çıkma şansımız oldu. Bilemiyorum gerçekten sebebini sizce. Tabii Sağlık Bakanlığımızın özellikle böyle eğitim kurumlarımızdaki bu tarz ekipleri, bu tarz takımları ve bu çalışmaları yakından takip edecek bir ekibi olması lazım. Belki bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'nda özel bir birim oluşturulması lazım. Bu bence bütün bakanlıklarımızda olması gereken bir konu. Örneğin Spor Bakanlığı'nda bu genç spor takımlarının çalışmalarını, evet, takip edecek. Sağlık Bakanlığı'nda yine bu branşa yönelik devletin görevinin içerisinde olan konular bunlar. Ve sizin gibi genç beyinler, genç dimağlar aslında bu dünya için bir şanssınız. Bu ülke için bir şans olduğunuz gibi ve doğrusu bir başka ülkede belki kapış kapış hemen kapışılacak. Siyasilerin arayacağı, soracağı, farklı yanlara yönlendireceği, nasıl faydalanabiliriz bu insanlardan diye düşüneceği aslında potansiyellere sahipsiniz. Tabii bunların bizim ülkemizde bunun bir sorun olduğunu ne yazık ki biliyoruz, görüyoruz. Bunun da bir örneği olarak karşımızda duruyorsunuz diyelim. Ama dileyelim ki, mutlayalım ki bu artık bu önümüzdeki süreçte daha da fazla yaptıklarınız ortaya çıkar ve bunların da her anlamda karşılığını görürsünüz diye bunun da duyurusunu yapmış olalım. Bu umarım bir örnek teşkil ederiz bu, evet, konuda. Şimdi önümüzdeki sene itibariyle tekrardan devam edecek misiniz bu İGEM takımıyla çalışmalarınıza? Yoksa bitti mi artık bu yıldan sonra? Şimdilik daha kesin bir şey söyleyemiyoruz. Yani her sene yenileniyor mu hocam kadro? Her sene kadro yenileniyor. Çünkü bu çocuklar üniversite sınavına girecekler. Evet. Türkiye'nin başka gerçeğiyle karşı karşıyayız. Evet, buyurunuz. Ve bu geldik. Yoğun tempoda ne yazık ki onları çok fazla alamayacağız. Çocuklar, size bilim yapmayın demiyorum. Yapın ama hobi olarak yapın. Yani önce dershanenize gidin. Ondan sonra hobi olarak yaparsınız biliminizi. Böyle diyecekler mi size de? İkisi beraber çok yürümesi çok zor olan şeyler. Evet. Hepimiz çok zorlandık bugün. İGEM ve dersler çok beraber gitmiyorlar. O yüzden biraz zor bir konu. Biraz zor bir konu diyorsun. Sen ne düşünüyorsun? Yani bence insan isterse her şeyi yapar. Ama hani gerçekten o üniversite sınavı gibi bir şey söz konusu olduğunda hani bir sıralamaya sokuyorlar sonuçta. Ve orada hani başka hedeflere de ulaşmak için hani orada da başarılı olmak gerekiyor ve sonunda bir seçim yapmak zorunda kalıyoruz. İşte böyle böyle değerli izleyiciler, bu genç dimağlarımız böyle belki dünyaca ünlü bilim insanı olabilecek, dünyaca ünlü sporcu olabilecek, dünyaca ünlü bir müzisyen olabilecek genç yeteneklerimiz. Ama
önce üniversiteye gitmek lazım, dershaneye gitmek lazım diyerek işte ülkemizin eğitim sisteminin ve vizyonsuzluğunun bir sonucu olarak böyle çaresiz kalabiliyorlar. Bunun örneklerini daha önce de aktarmaya çalışmıştık. Bugün de bakınız bu kadar büyük bir başarı Amerika'da bir kansere karşı bir tedavi yöntemi ortaya konuluyor ve gerçek anlamda büyük bir vizyonu temsil ediyor bu arkadaşlarımız. Ancak sorduğumuz zaman da önümüzdeki sene üniversiteye hazırlanacağız, dershaneye gitmemiz gerekiyor durumuyla, realitesiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Hocam siz bir eğitimcisiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle siz buluyorsunuz ufuklarını gençlerimizin, açıyorsunuz, onlara ilham kaynağı oluyorsunuz ve bir noktadan sonra sanki tıkanıyoruz değil mi? Şimdi ben umutlu bakmaya çalışıyorum. Çünkü en azından diyorum ki hani 10. ve 11. sınıfta bu güzel beyinlerle beraber çalışabildim. Hani 12. sınıfta pek olmuyor. Buradaki şanssızlık şu, şimdi Ece, Gizem ve takımın geri kalanı aslında şu an bu konuya çok hakimler. Ve bir yıl daha katılabilseler belki çok daha iyi bir yere gelebilecekler ve çok daha güzel bir proje. Yani hani bu da çok güzel ama çok çok daha iyi olabilecek. İşte biraz kaybetmek beni de üzüyor. Hani belli bir yerde durmak üzüyor ama yine de umutlu bakıyorum. Belki ileride bir şeyler değişir ve biz de gerçekten hani bilimde gelebileceğimiz en yüksek noktaya ulaşabiliriz. Çünkü sadece biz değil, eminim Türkiye'deki başka üniversitelerde de, liselerde de benzer projeler yapılıyordur. Ve belki biz de bunun farkında değilizdir. Herkesin bir şekilde keşfedileceğini ve potansiyeline ulaşacağını düşünüyorum ve inanmak istiyorum buna. Tabii herkesin bende bir potansiyeli, kabiliyeti olduğu konusunda sizin de hemfikirim. Ama insanlar bazen, gençlerimiz potansiyellerini, kabiliyetlerini anlamak ve keşfetmek noktasında başarılı olamıyorlar. Bunun çok fazla ben örneğini görüyorum. Dolayısıyla tabii sizin en büyük şansınız arkadaşlar, o potansiyelinizi, kabiliyetinizi, yeteneğinizi belki de hocalarımız, böyle değerli eğitimcilerimiz sayesinde keşfetmiş olmanız. Benim size naçizane önerim bir abiniz olarak, o kabiliyetinizin, o potansiyelinizin her daim üzerine gitmeniz. Çünkü böyle mutlu oluyorsunuz insan hayatınızda ve bu şekilde de faydalı oluyorsunuz diyebilirim. İGEM'le ilgili önümüzdeki sene şimdi bir altın madalya kazanıldı geçtiğimiz yıl. Bundan sonra bir sonraki adımı, bir sonraki çıtası var mı bu işin? Yani tabii ki var. Özel ödüller de var. Geçen sene bunları aldık, bu sene adaylıklarımız da vardı özel ödüllerle ilgili. Gelmek istediğimiz, böyle daha geçmek istediğimiz takımlar da oluyor. Hani biraz kendimizden büyüklerle yarışmak da istiyoruz bu anlamda. Mesela çok yeni gen teknolojileri var. Henüz Türkiye'ye gelmemiş ama bunu bir başka ülkenin lise takımı kullanmış olabiliyor. Hani biraz o noktalara gelmek istiyoruz. Hani ödülden ziyade daha yeni teknolojiler öğrenmek ve projelerimizi daha üst noktalara çıkartmayı düşünüyoruz. ODTÜ Koleji bu konuda Türkiye'nin belki de imkanları en iyi okullarından birisidir. Ama ona rağmen eminim belli noktalarda imkan sıkıntısı da yaşıyorsunuzdur. Bilhassa malzeme konusunda olsa gerek. Aslında malzeme konusunda şöyle, okulumuz bize gerçekten çok büyük destek oldu. Yani istediğimiz her malzemeyi sipariş edebildik. Genlerimizi yurt dışından getirtebildik. Bunlarla ilgili bir şey yok. Biraz cihaz konularında sıkıntı yaşıyoruz. Yani yeni gen teknolojilerinin Türkiye'ye gelmesi konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bu da şöyle, belki hani İstanbul'da bunları kullanan bir üniversite vardır ama bizim oraya erişimimizin olmayışı belki sıkıntı yaratıyor bu noktada. Ama yine de en haz veren noktası elinizdeki imkanlarla belli bir noktaya gelebilmek. Yani o da ayrı bir zevk bence. Ve ayrı bir meziyet, ayrı bir başarı diyebiliriz. Evet. Evet. Neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Çalışmalarınızı yaparken rahat çalışabildiniz mi? Genellikle okulda mı çalışmalarınızı sürdürdünüz Ece? Üniversite laboratuvarında çalıştık daha çok. Laboratuvar yani bize çok yardımcı oldu bu konuda ama belli bir süre sonra istediğimiz şeyi elde edemeyince hepimiz çok üzülüyorduk ama elde edince de çok 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 seviniyorduk. Çok güzeldi o çalışmalar. Sen ne düşünüyorsun? Ya bir de biz hani daha bu işi yeni öğreniyoruz. Hani bazı kendi hatalarımız oldu. Hani bazen de hani evet, cihazlar da bize bazen sorun yaşattı. Ama hani bu, bütün bunların üstesinden gelip ve bir şeye ulaşmak bizi çok mutlu etti. Tabii o içine girdiğiniz zaman, ben çok iyi bilmiyorum sizin gibi. Bana onun için lütfen cahilliğimi de mazur görün. Ama eminim o çalışmaları yaptıkça, yeni bir takım şeyler keşfettikçe kendinizi daha da iyi hissediyorsunuzdur, evet, değil mi? Evet. O başarıyı yakalamak her zaman daha da hevesinizi, şevkinizi arttırıyordur.
Tabii bu geleceğe dönük de sizi daha da fazla şevklendiriyor olması lazım, heveslendiriyor olması lazım çalışmalarınızı sürdürürken. Şimdi üniversitede de tabii, şimdi tabii sizin de şöyle bir sıkıntınız olacak çocuklar. Şimdi lise yıllarında bu kadar büyük bir başarıyı elde ettikten sonra üniversitede sizin tatmin olmanız daha da zor olabilir. Değil mi? Üniversitede devam etmek isterim açıkçası ben bu çalışmalara. Yani üniversiteden şu an katılan Türkiye'de iki takım var. Ama böyle liseden geçip de başka üniversitede olan kişiler neden takım açması, neden genişletmesi? Tabii. Türkiye'den katılan takım sayısı. Kesinlikle, kesinlikle. Ben de aynı şekilde yani üniversitede devam etsin, hatta master yapayım, doktora yapayım, o zaman da devam etsin. Hani bu artık benim hayatımın bir parçası oldu. Yani hani bırakabileceğim bir şey değil. Evet, çok güzel bir şey söyledin Gizem. Bu bir yaşam biçimine dönüştü değil mi? Yani artık belli bir nokta, tutkuyla yaptığınız her şey zaten belli bir noktadan sonra yaşam biçimi haline geliyor. Hocam peki bizim Türkiye'ye geldiniz ve tabii oraya gittiğiniz zaman orada birlikte yarışmış olduğunuz okullar, oradaki kurumlar, onların ilgisi nasıldı? Onlar mesela size özel bir alaka gösterdiler mi? Başarınızdan dolayı kutladılar mı? Size farklı bir anlatabileceğiniz bir anınız var mı orada? Yani çok fazla anımız var. Evet. Benim özellikle jüri odasında çok fazla anım var. Lütfen paylaşın efendim. Şimdi normalde tabii jüri olduğunuz için kendi takımınızla ilgili hiç kimseyle sohbet edemiyorsunuz. Ama çok tesadüfen bir bayanla tanıştım. İngiltere'de bir okulda biyoloji öğretmeniymiş. Böyle sonra geldi işte sizin takımınız varmış dedi. Evet dedim. Nasıl yapıyorsunuz dedi. Çok zor dedi. Biz henüz okul olarak böyle bir şeye cesaret edemedik. İşte bana şunları anlatır mısınız falan. Sohbet ederken bir baktım bizim takımın jürisiymiş. Ve direkt sohbeti orada kesmek zorunda kaldık. Ama şey çok güzeldi. Yani İngiltere'den Londra'daki bir okulda bir hocanın benden tavsiye istemesi inanılmaz hoşuma gitti. Ve en son yine jürilerimizden bir tanesi madalyayı aldıktan sonra gelip bize gelecek yıl sizin takımınızla işbirliği yapmak istiyoruz dedi. Ve onun takımı aslında bir üniversite sonrası ya master doktora takımıydı. Harika. Çünkü bizim özellikle toplumsal bilinçlendirme kısmımız bayağı sağlamdı. Çok güzel şeyler yaptık. O da jürilerin çok hoşuna gitmiş. Çok güzel anılarımız oldu tabii. Çok keyif aldık. Tabii görüldüğü gibi yapamayız, imkansız dememek lazım. Olunca oluyor. Yeter ki inanalım, yeter ki bunun için çalışalım, çabalayalım. Tabii bunun en önemli örneklerinden birisini de görüyoruz. Sizin orada anılarınız var mı arkadaşlar? Orada mesela asla unutamayacağınız, hep anlatmak isteyeceğiniz. Yani mesela orada mesela bu altın madalya kazanacağınızı, öğrenme anınızı mesela unutmak mümkün olmasa gerek böyle bir şey değil mi? Ben önce bir çok korkmuştum böyle listeler geliyor bulamadım falan bir ilk başta sonra bir görünce kendi adımız böyle bir çığlık geldi benden sanırım çok emin değilim. Ya orada çok mutlu oldum ondan sonra hani yanımızdakiler bile hani sizin böyle isminiz mi? Okulun ismi mi yazıyor? Evet evet, evet. Bizim takım adımız METÜ HS Ankara onu ekranda görüyorsunuz ve inanılmaz bir şey o yani. Birinci oldunuz değil mi altın madalya? Altın madalya aldık. Çok güzel. Onu gördüğün zaman çok büyük bir heyecan duyduğunu ifade ediyorsun. Evet. Senin var mı aktarabileceğin bir anı orada? Yani poster sırasında çok güzel anılarımız var. Takımlarla konuşmalarımız o tarz. Her şey o kadar güzel olduğu için şu an aklıma bir anda öyle bir anı gelmedi ama her şey. Tabii mutlaka Ankara'ya döndüğün zaman bir kraliçeler gibi karşılanma durumu olmuştur muhtemelen. Ya evet okulda. Çok güzel tepkiler aldık. Herkes tebrik ediyor, herkes gurur duyduk diyor. Sosyal medyadan yazıyorlar. Hani kendimiz yapmış kadar gurur duyduk. Kamuoyuna yansıdı. Kamuoyuna yansıdı. Evet. Ama bence yeteri kadar yansımadı. Yani onu da ifade edelim. Daha da fazla yansımasını hak eden bir başarı bu. Biz de buna bakalım vesile olmaya çalışıyoruz. Ve elbette hem Milli Eğitim Bakanlığımızın hem de Sağlık Bakanlığımızın böyle ekiplerimize sadece ODTÜ Koleji İGEM takımına değil bu tarz çalışmalarda bulunan bu mücadeleyi ortaya koyan bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eğitimcilerimize destek olmaları bence görevlerinin bir parçası diyelim. Peki hocam bugün siz bunu başardınız ve bugün önümüzdeki yıl yeni bir ekipte oluşturacaksınız. Hangi özelliklerine dikkat ediyorsunuz öğrencilerinizin? Onları ekibinize, takımınıza alırken? Aslında çok fazla bir şeye dikkat etmiyorum. Bir kere onların gönüllü olarak gelmesi gerekiyor. Aslında ben seçmiyorum. Gönüllü olarak gelip bana bu takıma girebilir miyim diyen çocuklar muhtemelen bunu yapmak istiyordurlar ve yapacaklardır diye düşünüyorum.
Ama belli kurallar var. O kadar kolay değil. Onu da söylemem lazım. Üç kere verilen görevi yapmayan öğrencimize hani bir uyarı gidiyor. Eğer bu şekilde devam ederse hani takıma devam edemeyebilirsin gibi. Çünkü inanılmaz çok çalışma gerektiren, çok yoğun çalışma gerektiren bir şey. Ve hani herkesin eşit bir şekilde aslında çalışmasını istiyorum. Kimseye haksızlık yapılmasını istemiyorum o noktada. Ders saatleri müsaade ediyor mu? Nasıl biz bir tempomuz oluyor? Şimdi bu dönem dönem. Mesela çalışmaya başladığımız ilk dönemlerde kulüp saatlerimizde başladık. İşte hafta sonları buluştuk. Ama sonra deneyler devam ettiği sürece yani sabah 5'te de laboratuvarda olmanız gerekebiliyor. Okulumuz bu konuda bize gerçekten çok yardımcı oldu öğretmen arkadaşlarımız. Çocukların dersten çıkması gerektiği zaman sağ olsunlar izin verdiler, çıktılar, çalıştılar. Özellikle son 3 hafta en yoğun haftamızdı. Yani deney sonuçlarımız tam olarak bitmemişti. Bir yandan onları halletmemiz gerekiyordu. Bir yandan web sitemizi bitirmemiz gerekiyordu. Bir yandan posterimizi bitirmemiz gerekiyordu. Ve sunum üzerine çalışmamız gerekiyordu. Tüm bu yoğunluk içinde ne yaşadığımızı ben de çok hatırlamıyorum yani. Hani herkes herhalde ailesini görmeyip tamamen birbirimizi gördük. Ve şu an bile hani yarışma bitti döndük ama hala birbirimizi çok özlüyoruz. O kadar alışmışız ki beraber çalışmaya. Bir aile olmuşsunuz. Evet. Ya tam bir aile ortamı oldu ve herkes çok çalıştı. Ve o çok çalışma artık şey hani senin yükünü biraz da ben alayım ve şunu ben de yapabilirim gibi böyle tatlı bir ortama da dönüştü. Ekip olmanın önemli gereklerinden birisi. Tam bir ekip gerçekten. Başka türlü zaten çok sıkıntılara yol açabilir. Yani bu ekiple çalıştığım için de çok mutluyum gerçekten. Ciddi anlamda bir takım çalışması çıkardığımızı düşünüyorum. Ve tabii ki dersten de çıkmaları gerektiği noktada çıktılar. Harika. Bu arada izleyicilerimizin de çok yoğun bir ilgisi var. Zihniye Ergin hanımefendinin mesajını okuyorum. Çok teşekkürler. O kadar gurur duydum ki aldım mutluluktan diyor. Gurur duyulmayacak gibi değil elbette. Tabii izleyicilerimizin de biz de olabildiğince böyle önemli başarıları bulup sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu da ben de bu programda bunu bir görev olarak telakki ediyorum efendim. Gerçekten ama büyük bir başarı. Bunu da insanlar öğrendikçe daha da fazla gurur duyacaklardır diye düşünüyorum. Tabii burada bir anlamda da tıbbi bir keşif var. Yani işin başarı kısmını bir kenara bıraktığımız zaman yani ben bunun ciddi bir durum proje olduğu kanısındayım. Ve anlattığınızda bana şahsen gayet mantıklı geldi. Yani faydalı bir bakteriye ortaya koyarak zararlı bakterileri bir anlamda püskürtme durumu olarak çok basit bir şekilde ben tabii açıklamaya çalıştım. Bu duruma tıp camiasından bir takım tepkiler geldi mi hocam? Şimdi, ya biz bunu düşünelim, biz bunu nasıl kullanabiliriz, biz bunu nasıl değerlendirebiliriz şeklinde. Henüz öyle bir şey yaşamadık ama genel olarak insanların korkuları şu yönde. İşte siz sonuçta bir canlının genetiğini değiştiriyorsunuz. Bakış açısıyla bakıyorlar. Biz de bu tartışmaları aslında son vermek için böyle bir kill switch mekanizması dediğimiz bir şey yaptık. Yani o bakterinin başka bir ortama gidip herhangi bir istila yapmasını önlemek için aradığı karbonhidratı bulamadığında kendi kendini öldürmesi için de bir gen daha transfer ettik ona. Yani aslında bu tartışılan bir konu. Hani dışarıdan bir şey yapılarak müdahale etmek. Ama biz her türlü baktığımız zaman yaptığımız literatür çalışmalarında gördük ki kemoterapiden ya da radyoterapiden çok 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 daha az yan etkisi olan bir yöntem geliştireceğimizi düşünerek başladık zaten. Bu söylediğiniz de ayrıca çok önemli. Evet. Çünkü kanserin öyle bir tedavi süreci var ki çok sancılı bir tedavi süreci bu. Ve ne yazık ki yeri geliyor kanseri yenen hastalar o tedavi sürecinde yaşadıkları yıpranma yüzünden bu sefer çok daha basit bir hastalık yüzünden yaşamlarını yitirebiliyorlar. Anladığım kadarıyla sizin bahsetmiş olduğunuz bu yöntem Tuğba Hocam tedavi sürecini daha sancısız hale getiriyor. Evet. Ve vücuda daha az zarar verecek, daha az yıpratacak bir noktaya getiriyor. Evet, yani tamamen, doğru anlamış mıyım? Kesinlikle çok doğru. Sadece kanserli hücreye zarar verip onu yok edecek bir yöntem. Tabii ki hani ilaca dönüştürülürse ne kadar etki edeceğini bilemiyoruz. Ama hedeflerimizden bir tanesi de aslında insanların kanser olmasını engellemek. Yani o olursa tedaviye zaten gerek kalmayacak diye düşünüyoruz.
O yüzden yaptığımız toplumsal çalışmalarda da hep buna odaklanmak istedik. Hani beslenme düzenimizi lütfen değiştirelim, egzersiz yapalım, stresten uzak duralım yapabiliyorsak eğer. Hani bunlara dikkat edersek aslında kanserli bir hastanın da o süreçte bunlara dikkat etmesi çok önemli. Ne kadar stres yüklerse kendine o kanserli hücreleri belki bağışıklığı zayıfladığı için hani küçültemeyecek ve belki kemoterapi de başarılı olamayacak. İstediğimiz insanlar güzel beslensinler, sağlıklı olsunlar, mutlu olsunlar. Hı hı. Bunu hedefliyoruz aslında biraz da. Çok güzel. Hayalinde sınır yok evet. Arkadaşlar. Tabii burada yani belki şu anda çok ütopik gelebilir ama bana ütopik gelmiyor. Bana gayet gerçekçi geliyor. Yani burada hocamızın anlatmış olduğu tedavi yöntemini geliştirdiğimiz takdirde, bunu bir pratikte uygulamaya koyabildiğimiz takdirde bir çığır açma durumu olabilir. Yani buna inanıyor musunuz mesela? Her zaman ufkunuzu, hayalinizi en üst noktaya koymakta fayda var. Yani bilim hep zaten birisi küçük bir şey yapar. Onun üzerine birisi daha küçük bir şey daha yapar ve böyle böyle ilerler. Hani belki biz şu anda küçük bir şey yaptık ama gelecekte de mutlaka birisi ilerletebilir, üzerine bir şey koyabilir ve sonunda belki şu anda bizim de düşünemediğimiz bir şeyler ortaya çıkabilir. Kesinlikle harikasın Gizem. Sen bir şeyler söyleyecek misin? Yani aslında böyle daha çok başındayız bu projenin ve büyük projeler büyük adımlar istiyor. O yüzden bu adımları atmaya cesaretiniz olunca neden olmasın? Kesinlikle niye olmasın? Yani yeter ki o cesareti gösterin, o vizyonu gösterin. Yani bugün burada başarmış olduğunuz aslında bunun da bir adımı. Yani ben inanıyorum ki bu proje daha da iyi noktalara gelecek. Daha da tıp camiasında ve tabii işin farklı branşlarında değerlendirilecek. Ve niye olmasın belki... kanser hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemini sizler insanlığa, Türk bilim insanları olarak armağan edersiniz. Bu da tarih için, ülkemiz için çok büyük bir başarı olur diyelim. Ben kesinlikle bunu bir ütopya gibi görmüyorum. Bu yaptığınızın, başardığınızın bunun bir adımı olduğunu düşünüyorum. Hocam yaklaşık 5 dakikamız kaldı. Tabii. Su gibi aktı gördüğünüz evet. gibi sohbetimiz. 45 dakikayı biraz uzun bulmuştunuz ama gördüğünüz gibi sohbetimiz gayet akıcı bir şekilde devam etti. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ben aslında bir eğitimci olarak belki buradan öğretmenlere bir mesaj gönderebilirim. Evet biliyorum iş yükümüz çok fazla. Üniversite sınavı sırtımızda büyük bir yük. Bunun da farkındayım. Yine de herkesin risk almasını ve cesur olmasını istiyorum ki benim öğrencilerim gibi onlar da kendi öğrencilerini çok üst noktalara getirebilirler. Hani kimsenin sınırları yok, kimsenin bir kabuğu yok aslında. Bunu fark etsinler ve yurt içinde ya da yurt dışında hani bu tarz organizasyonları belki onlar da yapabilirler. Yeni projeler üretebilirler ve bu çocuklara gelecekteki meslekleri için ilham kaynağı olabilirler. Böyle bir mesaj göndermek istiyorum bütün eğitimcilere. Kesinlikle. Ben de çok örnek bir eğitimci olduğunuzu düşünüyorum. Sizin gibi de böyle çocuklarımızın yeteneklerini keşfeden, onlara cesaret veren, ilham veren öğretmenlere ihtiyacımız var. Atatürk'ün de ifade ettiği gibi bir milleti kurtarabilenler yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Ancak eğitim ordusuyla gerçek medeniyete, gerçek bağımsızlığa ulaşabiliriz diyelim. Bugün de bunun bir örneğini gördük efendim. Evet çocuklar sizin var mı eklemek istediğiniz, çağrınız arkadaşlarınıza, ailelerinize, dostlarınıza? Yani herkes hani bir kendi yeteneklerini bulsunlar ve onun üzerinde ilerlesinler ve hani kim ne derse desin mutlaka birileri yapamayacaksın desin. Yok şun yok işte ne bileyim resim yapma oğlum, matematik çalış desin. Ama hani bunları önemsemeden hani bir şekilde devam etmek ve hani o hayallerini gerçekleştirsinler ve bunun için çalışmalarını... En büyük dileğim budur herhalde. Kesinlikle. Senin verdiğin mesaj da çok kıymetli Gizem. Sen de hayallerinizi gerçekleştirmek için çalışın diyorsun. Kimsenin de öyle yap ama hobi olarak yap demesine kulak asmayın diyorsun değil mi? Aynen öyle. Peki. Ben de hayat yani üniversite sınavından ibaret değil, derslerden ibaret değil demek istiyorum. Asla pes etmeyince ve sürekli çalışınca her şey mümkün aslında. Hayallerden vazgeçmemek o yüzden çok önemli. Benim en büyük hayallerimden bir tanesi bir farklılık yaratmaktı. Ve bence bu onun ilk, şu an bu onun ilk adımı. O yüzden çok mutluyum. Kesinlikle. Bir fark yarattınız. Bunu da
çok net bir şekilde görüyoruz. Hocam çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Biz de çok keyif aldık. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ve bu büyük başarınızın da daim olmasını temenni ediyoruz, diliyoruz. Çok daha iyi yerlere geleceğinize, çok daha bu projeleri hayata geçirecek noktaya da geleceğinize ben yürekten inanıyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ece ve Gizem. Evet efendim, hafta sonu programında dünyanın en büyük sentetik biyoloji yarışması olan İGEM'de ülkemizi temsil eden ve kolon kanseri tedavisi için geliştirdikleri projeyle altın madalya kazanan, ülkemizi gururlandıran, bizlerin dikkatini çeken ve inanıyor ve diliyoruz ki hem Sağlık Bakanlığımızın hem Eğitim Bakanlığımızın dikkatini çekecekler, kamuoyunun daha fazla dikkatini çekecekler. Böyle öğrencilerimiz, böyle eğitimcilerimiz çoğalacak, bu projeler çoğalacak ve ülkemizin adını her alanda olduğu gibi bilim dünyasında da duyurmaya devam edeceğiz diyelim. Sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Mutlu kalın, sağlıkla kalın efendim. Hoşça kalın, görüşmek üzere.